Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte PES 2017 nasıl olacak sorusuna cevaplar arayacağız. Konami geçtiğimiz günlerde kendi web sitesinde böyle uzunca bir metin yayınladı PES 2017 ile ilgili. Oradan dikkatimizi çeken bazı ayrıntıları size aktaracağız. Öncelikle şunu söylemek lazım. Oyunun motorunda PES 2014, 15 ve 16'da kullanılan Fox Engine kullanıldı. Konami'nin açıkladığı bilgilere bakacak olursak en dikkat çekici özellik ise PES 2017'nin sizin nasıl oynadığınızı algılayacak olması. Yani meseleyi şöyle anlatayım. Diyelim sürekli sağ kanattan atak yapıyorsunuz. O zaman işte bilgisayar sizin oynayış şeklinize göre pozisyon alıyor. Ona göre size tepkiler veriyor. Yani çok sağdan gidiyorsanız sağa kapatıyor mesela. Tabii bu özellik gerçek olursa bu durumu en çok lig maçlarında fark ederiz. Tüm bunlara ek olarak topa vuruş şiddeti, yön ve tuşlara dokunma hızınız da artık hesaba katılması gereken değerler arasında. Bu hamleyle de Konami'nin amacı kuşkusuz FIFA daha gerçekçi algısını ortadan kaldırmak. Kırabilirler bunu bilmiyoruz. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ama şunu açıkça söyleyebiliriz. Yazılan metinlerden falan filan bu çıkıyor ortaya. Konami PES 2017'ye gerçekten çok sağlam güveniyor. Bu başlık altında aşağıya birkaç alt başlık sıralamışlar. Şimdi onları size aktaralım. Birincisi gerçekçi dokunuş. Bu şu anlamı geliyor arkadaşlar. Oyunda yer alan oyuncuların hepsinin top kontrolü, şut hızı falanı filanı farklı olacak. İkili mücadele ve top kontrollerindeki böyle rekabet bunun göstergesi olacak. İkinci maddemiz takım kontrolü. Oyun sırasında arkadaşlar takımın defans, atak gibi pek çok özelliğini aktif olarak değiştirebileceksiniz. Ama dikkatli olun, hatalı hamlelerin faturası PES 2017'de daha ciddi olabilir. Üçüncü unsur kaleciler. Konami'nin iddiası göre PES tarihinin en sağlam ve en çevik kalecileri bizi bekliyor. Bir diğer maddemiz kornerler arkadaşlar. Onun da şöyle mantığı, zaten siz muhtemelen dikkat ediyorsunuzdur ama korneri hangi oyuncunun kullandığını artık daha fazla dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü az önce bahsettiğimiz gerçekçi dokunuş burada da geçerli. Son maddemize gelelim. Grafikte iyileştirmeler söz konusu. Bu iyileştirmeleri sadece oyuncular için düşünmeyin. Çünkü neredeyse gerçeğe yakın çizilmişler ve oyuna adapte edilmişler. Fakat farklı bir durum var. O da şu ki seyircilere de el atılmış durumda. Ben bu konudan harbiden muzdaribim. Seyirciler hep çok komik görünüyor. Ayrıca oyun PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox One ve Xbox 360 için çıkış yapacak. Şimdi geldik en can alıcı noktalardan bir tanesine. Muhtemelen de hepiniz bunu merak ediyorsunuz. PES 2017 ne zaman çıkacak? Oyunun geçmiş serilerine şöyle bir baktığımızda arkadaşlar bir ön tahmin olarak Eylül, Ekim ayı gibi bizimle birlikte olacağını düşünüyoruz. Şimdi sıra geldi ezeli rekabete. İşin açıkçası benim görüşüm FIFA'nın daha gerçekçi olduğu yönünde. Ama ben şunu merak ediyorum. Sizce hangisi daha gerçekçi? FIFA mı, PES mi? Diyerekten videomuzun sonuna geliyorum. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hemen yan taraftaki videoyu tıklayarak Türkiye'nin ilk bilgisayarını keşfedebilirsiniz. Ayrıca aşağıda abone ol butonu var. Ona da tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz.